Alo. Hamdi, neredesin sen? Taksideyim karıcığım, Üsküdar'a gidiyorum, işim var. Bana yalan söyleme. Yine o dostun olacak Şırfıntı'nın yanına gidiyorsun değil mi? Yahu saçmalama be kadın. Ne dostu? Dostu falan yok benim. Bana yalan söyleme Hamdi. Çoluğunun çocuğunun rızkını yedirdin Şırfıntılara. Allah cezanı versin. Allah asıl senin cezanı versin be kıskanç karı. Dostun falan yok diyorum, inanmıyorsun. Ömrümü yedin be. İliğimi kuruttun benim. Yaşamaktan nefret ettirdin. İntihar edeceğim vallahi en sonunda. Atacağım kendimi denize. Abicim intihar edeceksen, denize atacaksan ben sahile çekeyim mi? Kolaylık olur yani. Ne diyorsun? Gitme sen de. Ne kızıyorsun abi? Ben sana iyilik olsun diye dedim yani. Deniz atacağım dedin ya, o yüzden şey yaptım ben yani. Seninle evlendiğim güne lanet olsun. Kardeşim sen de durdur şu arabayı. Tamam abi, ne kızıyorsun? Buyurun abicim. Al şu parayı. Abi paran... Abi git... Burada deniz yok ki, nasıl intihar edeceksin? Nereye atacaksın kendini? Ulan deli midir nedir ya? İnsanlara iyilik de yaramıyor. Hem atacağım intihar edeceğim diyor, hem de deniz kenarına gideyim diyor, kabul etmiyor. Ne Allah'ıma, bana ne, ne yaparsan yap ya. Ulan bu çantada ne diyor ki? Müşteri mi unuttu, Sinan abinin mi? Şimdi anlarım. İşte böyle adam, ben ne yapayım yani? Ne olur babacığım, ne olur babacığım. Ha bu çantayı Sinan abinin arabasını yıkarken buldum. Sinan, bu çanta senin mi oğlum? Yok be baba ya. Öyle antin kuntin çantayla benim ne işim olacak? Renge bak renge, mavi. Ağza bak ağza. Müşteri takside unutmuş olmasın? Baba! Ne yapıyorsun Osman Aga ya? Ne bombası ya? Kim benim arabama bomba koysun? Hem sen niye korkuyorsun? Sen o kadar değerli, önemli bir şahsiyet misin de korkuyorsun? Tabii be. Ben bir kere Avrupalıyım. Ayrıca yağlı pehlivan Osman Aga'yım. Senin gibi bile sıradan bir şoför müyüm ben? En iyisi çantayı açıp kontrol edelim Nuri amca. Vallahi en doğrusu. Hadi edelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Oy, para mı? Paralara bakın. Dedeme para dolu. Aman bu ne ya? Evet arkadaşlar, paralarıma bakmanız bittiyse ben paralarımı bir alayım. Bırak şimdi, bırak. Az önce sordum bu çanta senin mi diye, hayır dedin. İçi silme para görünce benim oldu ha? Aşk olsun Nuri babaya. Siz benim ne kadar şakacı, ne kadar esprik bir adam olduğumu bilmiyor musunuz? Ben sizi güldüreyim diye şaka yaptım. Ben bu çantayı ta Parisçiklerden getirdim. Çantayı Paris'ten getirttin diyelim. İçindeki paraları nereden getirttin koçum? Para. Açıklama bekliyoruz Sinan abi. Para. Evet Sinan, para. Para. Bu para Lidyalılar tarafından bulunan, ya ben altılı ganyan oynamıştım, milli piyangodan sayısaldan çıktı para. Ya ağam yalan söyleme, siyah para çıksa değil Türkiye, bütün dünya anında duyar yani, yaygarayı çıkartırsın ha. Ya size yalan borcum mu var ya, ne üzerime geliyorsunuz? Yalanım varsa Ali Kefal'in ölüsünü göreyim ya. Oy, benim ölümü niye görüyorsun da? Ne bileyim oğlum, öyle denk geldi işte, sana denk geldi. Bırak şimdi oğlum ya numara yapmayı. Bu para senin değil, bu çanta da senin değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Bizi aptal yerine koyma. Bu para müşterinin. Tamam, tamam, para müşterinin, arabada bıraktı. Ama bu bir gösterge, yani bu bir işaret. Bu para bana geldi. Ya o kadar taksi varken adam onlara binmedi, benim arabama bindi ve benim arabamda bıraktı çantayı. Bu mesajı görmüyor musunuz ya? Sen buradaki mesajı görüyor musun? Şimdi yapıştıracağım tokadı ha. Ya Duran abi, Nuri baba gözünüzü seveyim. Bu çantaya benim ihtiyacım var. Gülübük'le barışmak için ihtiyacım var. Sakın inat etme Sinan abi. Bu parayı karakola götürüp teslim edeceğiz. Gel. Komiserim Nuri Beyler geldi. Buyurun. Saygılar komiserim. İyi günler komiserim. Hoş geldiniz Nuri Bey. Hayırdır? Efendim bir müşterisi Sinan'ın taksisinde para dolu bir çanta bırakmış. Biliyorsunuz bizim Sinan son derece iyi niyetli, namuslu, dürüst bir kardeşimizdir. Ben değil mi baba? Tabii canım. Hemen dedi ki bir an evvel götürelim karakola komiserime teslim edelim çantayı dedi, getirdik. Ben dedim değil mi baba? Evet. Bravo Sinan. Komiserim biz çantadaki parayı saydık, tamı tamına 450 bin lira var içinde. Söyleme be Duran abi be, söyleme be. Tam 450 bin lira var. Söylemesi bile yoruyor insanı valla. Hadi komiserime ver paraları, teslim et hadi. Hadi. Komiserim bakın, bu çantanın sahibi intihar etti. Yani bu paraların sahibi yok, tamam mı komiserim? Benim araba, bu paraları bana Allah gönderdi. Verme. Komiserim ben bu çantayı bırakamıyorum. Ya Sinan saçmalama, ben şu çantayı
yaptı. Oğlum bırak şunu. Bilmiyorum. Ben bırakamıyorum daha iyisi. Bırak. Bırak. Ya benim, ben bıraksam ellerim. Sinan gel buraya ya. Benim bırakmıyor bu çantayı. Bıraksana şu çantayı. Çantayı benim, o paralar benim ya. Hüseyin al şu çantayı. İçindeki paraları sayın, zabıt tutun, sonra alındığına dair imzalatın. Başla komiserim. Hüseyin benim çantayı. Ya Sinan. Ya gitti paracıklar, gitti ya. Sinan, şimdi senin arabada bu çantayı unutan adamı iyi gördün mü? Bize tarif edebilir misin? Komiserim, adam intihar etmeye gitti, geri gelmeyecek. O paralar benim hakkım, verin paralarımı. Oğlum! Ya Sinan bırak geyiği, sen bize şu adamı tarif et. Hadi oğlum tarif et. Ben boylardaydı, işte saçları beyazdı, top bir sakalı vardı. Ondan sonra üzerinde de hatırladığım lacivert uzun bir palto vardı komiserim. Tamam tamam, bu tarif bize yeter. Nuri Bey, Duran Bey, sizlere çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun efendim. Pardon komiserim, parayı ben getirdim, sen bunlara teşekkür ediyorsun. Yani rica ederim, biraz enteresan bir tipsiniz herhalde siz. Hadi oğlum, hadi. Allah Allah. Sağ olun. Sinan be, ya Sinan be, rezil ettin bizi komisere be Sinan. Kırık Kongo keresi gibi yapıştın paraya. Bırak diyorum bırakmıyorsun, bırak diyorum bırakmıyorsun. Ya Nuri Baba niye kızıyorsun, niye sinirleniyorsun ya? O adam intihar etti diyorum size ya. O paranın sahibi yok, o paranın sahibi olsa ben alır mıyım? Ben o kadar karaktersiz miyim ya? Neyse çantayı teslim ettik, bu iş bitti. Hadi artık durağa gidelim. Ben şey yapayım Duran abi, benim bu yakınlarda bir arkadaşım var. Ben ona bir merhaba diyeyim de öyle geleyim durağa, olmaz mı? Tamam da geç kalma ha. Tamam. Hadi. Hadi. Ah canım, kusura bakma ama yarım saate yetiştiririm seni. Oh, telefon. Ödemeli. Kesin Sinan. Ne var Sinan? Gökhan! Nereden anladın lan benim olduğumu? Kusura bakma canım ama senden başka kimse beni ödemeli aramıyor, biliyor musun? Ne var, ne istiyorsun? Aşk olsun Gökhan ya. Yani sen şimdi sadece sana işim düştüğü zaman mı seni aradığımı ima etmeye çalışıyorsun güzel kardeşim? Yok, ima etmiyorum. Direkt söylüyorum canım. Sen işin düşmesi bırak beni, babanı bile aramazsın be. Ne var, ne istiyorsun? Aşk olsun Gökhan ya, aşk olsun güzel kardeşim ya. Sen var ya, sen Türk sinemasının yetiştirdiği en yetenekli, en becerikli makyörsün. Bana bak şimdi Gökhan'cığım, benim bir kılık değiştirmem gerekir. Sen bana bir makyaj yapar mısın ya? Tabii canım, ne demek. Gel, başımın belası. Bekliyorum. Buyurun beyefendi. İyi günler komiserim. Rahatsız ediyorum, bağışlayın. Ama benim sizde bir emanetim varmış sayın komiserim. Yüksek müsaadelerinizle eğer izniniz olursa o emanetimi sizden istiyorum ve rica ediyorum. Anlamadım efendim, ne emaneti? Efendim ben Akasya Durağı'ndan bir taksiye binmiştim. Orada çantamı unutmuşum. Arkadaşlar da size getirdiklerini söylediler sayın komiserim, istirham ederim. Çanta nasıl bir şeydi? Çanta şu boyutlarda, mavi hafif spor bir çantaydı sayın komiserim. Evet, çantanın tarifi doğru. İçinde ne vardı? Söylemesi ayıptır üstünüze afiyet. İçinde yüksek meblağda bir miktar para bulunmaktaydı sayın komiserim. Peki bu yüksek meblağın ne kadar olduğunu biliyor musunuz? Tabii biliyorum çünkü o parayı bizzat ben onun içine koymuştum. Tam 450 bin liraydı sayın komiserim. Evet, bu da doğru. Bu durumda çantayı size teslim etmemiz gerekiyor. Çok kibarsınız, çok naziksiniz yani. Nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum sayın komiserim. Aman efendim, bize değil, taksici Sinan'a teşekkür edeceksiniz. O bulmuş, bize ya getirdi. Değil mi efendim, değil mi Sinan Bey? Ne kadar efendi, ne kadar çelebi, ne kadar kibar, ne kadar dürüst, ne kadar namuslu, ne kadar şerefli, ne kadar doğru düzgün bir adam, değil mi komiserim? Bir yanlış anlaşılma olmasın, bu bizim taksici Sinan'dan bahsediyorsunuz. Değil mi? Elbette Sinan Bey'den bahsediyorum sayın komiserim. Kendisi ne kadar efendi, ne kadar çelebi insan. İnanın ben böyle bir insan tanımadım. Bu insanlar zaten 100 yılda bir gelirler efendim dünyaya. Öyle değil mi sayın komiserim? Düşünün bir kere, bir başkası bulmuş olsaydı bu çantayı, buraya getirirdi, direkt cebe indirirdi, iç ederdi. Ama kızlar be, geçmiş ne şeref bir adam. Doğru. Bu muydu çanta? Evet, evet komiserim. Bu çanta işte. Buyurun çantanız. Komiserim herhalde içine bakmama gerek yoktur. Aman efendim, ne gerek var? Siz içini bizden daha iyi biliyorsunuz. Sayın komiserim, siz de en az Sinan Bey kadar cömertsiniz, kibarsınız, çelebisiniz, efendisiniz, üstelik şirinsiniz. Bir dahaki sefere biraz daha dikkat edin.
Tabii efendim, emredersiniz. Emredersiniz sayın komiserim, emredersiniz. Hürmetle. Komiserim, gerçekten çok teşekkür ederim. Sağ olun. Oh be. İyi günler Hüseyin Bey. Sanırım emekliliğinize az kalmıştır. İyi günler. Kim o? Benim kaygana. Aç kapıyı. En sevdiğin, en favori damadın Kaya, Sinan Kaya. Geldim buraya Kaya Kaya. Anne, açma Sinan'a kapıyı. Ay sen söyledin, ben de açacaktım. Deli miyim ben be? Sinan, çabuk defol. Bana belediyenin köpek itlaf ekiplerini arattırma akşam akşam. Git kendi kendine bir yer elde telefon. Sevgili kayganacığım, rica etsem şu göz deliğinden, bu delikten bir bakar mısınız? Göreceğiniz manzara karşısında çok şaşıracaksınız. Para! Vallahi para her kapıyı açar derlerdi de inanmazdım. Doğruymuş, kale kapısı gibi kapıyı bile açtı. Merhaba, aşkların en güzeli gülübük ve o aşkın en güzel meyvesi can. Afacan! Dur kaygana dur, paraları ben sana en iyisi içeride göstettireceğim. Gelin, koşun. Bakın, hiç hayatınızda bu kadar çok parayı bir arada gördünüz mü? Hem de hepsi gerçek. Böyle ışığa tutuncana Atatürk'ün bizzat kedisi görünüyor. Sinan, nereden buldun o paraları? Hakikaten baba, nereden çıktı bu paralar? Oğlum, üzümü niye bağını sorma. Üzümünü ben yiyebilir miyim oğulcuğum? Bah bah bah, üzümümü. Hoşt kaygana, kışt kaygana, pışt kaygana. Biraz önce sen bana ben seni belediyenin köpek itlaf ekiplerine temizlettiririm, öldürürüm demiyor muydun kaygana? Şimdi ben senin oğulcuk mu oldum? Ay ben sana şaka yapmıştım. Sen sahi mi sandın oğlum? Eze ben eze. Ay anne, parayı görünce hemen hipnotize oldun ya. Ya yapma gözünü seveyim, ayıptır. Sinan, nereden buldun paraları? Yine ne haltlar karıştırdın sen? Ne halt karıştıracağım gülübük ya? Allah'ım bana acıdı, biraz para göndermiş. Ben ne yapayım yani, göndermiş yani işte. Anne, babamla barışın. Ben zengin ve mutlu bir ailenin çocuğu olmak istiyorum. Aferin oğlum. Bana bak, kendine gel. Ana ne sıkılıklı. Çocuk haklı. Gülbin, hemen barışman lazım. Vallahi sütümü helal etmem. Anne ya, inanamıyorum sana ya. İkinizin de parayı görünce beynine giden kan durdu. Yapmayın lütfen ya. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ben para için barışmam Sinan'la. Öyle deme gülüm, öyle deme. Bu çantanın içinde kaç para var biliyor musun sen? Tam 450 bin lira. Oha. Bence de. Ay, dilini ısırma zaten. Canım oğlum benim, senin karnın da açtır. Ne yemek istersin? Neyse. İyi akşamlar komiser. Buyurun beyefendi. Efendim, ben bugün Akasya durağına ait bir takside para dolu bir çanta unuttum. Para dolu bir çanta mı unuttunuz? Evet, durağa telefon ettim, çantayı karakola teslim ettiklerini söylediler. Onu almaya geldim. İyi de beyefendi, bugün çantanın sahibi geldi, parasını aldı gitti. Çantanın sahibi mi? Komiserim, nasıl olur? Çantanın sahibi benim. Vallahi gelen adam verilen tarife uyuyordu. Biz de çantasını verdik, aldı gitti. Çanta bana ait. Kim aldı benim paramı? Bir dakika. Sizi sadece taksici Sinan gördü, öyle değil mi? Evet. Tabii ya. Anlamalıydım böyle bir üç kağıt yapacağını. Yaktım seni Sinan. Afiyet bal şeker olsun canım oğulcum. O kaygana, eline sağlık da sen bunları iyice yıkadın mı? Sterillettin mi? Mikrop falan kapmayın ben. Aa, aşk olsun damatcığım. Aha, ellerime eldiven takıp yıkadım. Aferin. Baba, rüzgarın kıvamı nasıl? Böyle Meltem kıvamında iyi mi? Ben Meltem'i pek sevmem oğlum. İmbat kıvamına çevir bakayım. Ay inanmıyorum size ya. Anneanne torun yalakalıkta sınır tanımıyorsunuz. Parayı görünce ne yapacağınızı şaşırdınız. Aa Gülbin, senin için fesat. Parayla hiç ilgisi yok. Ben oldum olası canım damadımı çok severim. Oğulcum benim. Ağza baka. Kaygana, ayrıca konuşurken tükürüklerini saçma etrafa. Mikrop falan kaparım ha. Olur oğlum, daha dikkatli olurum. Efendim. Sinancığım, misafirlerin var bir tane. Ana, komiserim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk Sinan.
Böyle akşam akşam rahatsız ediyoruz ama artık kusurumuza bakmazsınız. Bak sana kimi tanıştıracağım. Gel kardeşim. İyi akşamlar. Ana! Tanıdın mı? Kılık değiştirip bizden aldığın paraların gerçek sahibi. Ne oluyor? Abicim sen intihar etmedin mi? Hani sen takside öyle demiştin, intihar edecektin. Abi sen niye yaşıyorsun, niye ölmedin ya? Abi senin yüzünden ben suçlu duruma düşeceğim şimdi ya. Yahu manyak mısın be adam? Niye intihar edeyim? Ne bileyim abi, bana ne soruyorsun? Sen öyle dedin, ben intihar edeceğim dedin ama etmemiş. Abi olacak şey mi yani? Sen şimdi beni ters köşeye yatırdın, kol yedik ya. Sinancığım, bizle karakola kadar gelmen icap ediyor. Hüseyin, al paraları. Bağışlayın komiserim. Ha, hayatta vermem. Onları damadım bana verdi. Şazement Hanım, saçmalamayın. Paranın sahibi beyefendi. Al Hüseyin çantayı. Paralar tamam değil mi? Harcamadınız. Harcayamadık ki. Ama ben seni karakolda harcayacağım seni. Yürü karakola, yürü. Şimdi komiserim, bak ben açıklayabilirim. Şimdi bu abi benim arabaya bindi, intihar edeceğim. Ne alırsın benim zülfü siyahım? Ne alırsın benim zülfü siyahım? Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Göklere erişti feryadım ahım. Bu da gelir, bu da geçer, ağlama. Yeter! Yeter! Kulağımızın ırzına geçtin be! Ne iğrenç sesin varmış be kardeşim! Bir de utanmadan türkü söylüyorsun be. Süne karakolda işkence bitti diyorlar. Bu resmen işkence abi. Kardeşim kesin bağırmayı. Bir kenara koyarım ben bağlamayı. Ay aldırma sen o kuralları şekerim. Çok güzel söyledin, sesinin tellerine sağlık. Bayıldım ben şarkına. Ne yapıyorsun ya? Çek git başımdan, uzak dur benden. Ay bizim senin uzak değil, yakın olmamız lazım şekerim. Yerim ben sen o pos bıyıklarına. Ne yapıyorsun kardeşim? İmdat! Polis yok mu? Kurtarın beni! Kurtarın! Sinan Kaya, yürü bakalım, mahkemeye gidiyoruz. Hemen gidelim Hüseyin kardeş. İlk emekli olmamışsın. Bırak beni be, bırak, bırak. Manyak mıdır, nedir? Ay Sinan, telefonunu versenin bari. Telefonumu? Eze bak, eze. Yürü Hüseyin, gidelim mahkemeye.